Merhaba arkadaşlar. Yeni aldığım navigasyon daha önce kısa bir incelemesini yapmıştım. Bu sefer 10 günlük kullanımım süresince daha detaylı bir inceleme yapma gereği duydum. Hem de arkadaşlardan böyle istekler oldu. Şimdi teybimiz tam araca uygun şekilde yapılmış. Daha önceki montajda alttan boşluk kaldığını söylemiştim. Bu sefer tekrar gidip montajı bir daha yaptırdım arkadaşlar. Onu da yazmıştım forumda. Bu sefer tam oturtturdum onu. Bu sefer daha güzel oldu. Kullandığım sürece olan olumlu olumsuz noktaları da size paylaşmak istiyorum. Ben radyo çekimi eski teybimizde neredeyse aynı. Aynı sayılır. Bir fark göremedim. Ses kalitesi daha yükseldi. Direksiyon kumandasının çalıştığını söylemiştim. Size şöyle göstereyim. Şimdi buradan ses açmaya basıyorum. Farkındaysanız oradan ses açılıyor. Bunun dışında radyo böyle. Yine buradan radyo da değiştirebiliriz. Ana menüsü, şu search tuşuna basınca ana menü geliyor. Ana menü şöyle Windows 8 tarzında. Burada navigasyon, Bluetooth, radyo, USB. USB hem burada var hem de şurada bir kablosu var, USB kablosu. Gördünüz. Bunu hard diskle bağlayabiliyorsunuz. Görünmesini istemezseniz. Ben açıkçası şurayı kullanmayı düşünmüyorum. O açıp kapatınca zedelenebileceğini düşündüm. Şurada GPS kartı. Burada da SD kartı var. Ben SD kart kullanıyorum. Şimdi burada navigasyonu daha önce kullanmıştım. Yine tekrar size göstereyim. Navigasyona basıyorum. Bigo Primo'nun son versiyonu var içerisinde. Açılışı bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Gayet kullanımı güzel. Görüntüsü de çok iyi. Görüntü açıları falan şu oturduğum açıdan bakıyorum. Şu anda sürücü tarafından. Ya böyle büyük bir sıkıntı yok. Şimdi çıkış yapıyorum. Çıkış yaptı. Şu anda radyo çalıyor. Ben buradan SD karta basıyorum. SD kart açıldı. Ses kalitesinin çok iyi olduğunu söylemiştim. Burada SD kartın içindeki parçaları müzikler, videolar, resimler ve dosyalar olarak gösteriyor. Ve hepsinde en son kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Şimdi ben dosyalara basıyorum. En son dosyada bu şarkıyı dinliyormuşum. Videolara basarsam eğer en son hangi video izlediysem ondan devam ediyor. En son bir klip dinliyormuşum. Tıkladığınız zaman da o açılıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu ileri alabiliyorum. Bu 1080p. Ama çok zorlanmadan ileri aldığını gördünüz. Ekran TFT ekran olduğu için biraz bastırmanız gerekiyor. Arka planı bu sefer mavi yaptım. Araba ışıklarına uyum sağlasın diye. Buradan şarkıyı ileri yeni şarkıyı alma. Buradan sesi açıp kapatma üstüne basınca hem sessize alıyor. Biraz daha basık tutarsanız kapatıyor makineyi. Bazı arkadaşlar algo yazısına takılmışlar. Onlar diyene kadar çok gözüme batmıyordu açıkçası. Ve küçük yazıyor. Dedikten sonra biraz dikkatimi çekmeye başladı ama yine de çok önemli olmadığını düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız geri viteste nasıl tepki verdiğini ölçmek için geri geri gider misin diye sormuşlardı. Şimdi şu anda ileri gidip tekrar geri yanaşacağım. Şu anda ileri doğru gidiyorum. Şimdi geri vitesi atıyorum. Evet, gördüğünüz gibi geri vites kamerası çalıştı. Şimdi geri gidiyorum.
Gördüğünüz gibi yerde tam arabanın şeklinde şu anda araba tam araba boyutunda bir yer kaldığını söylüyor bize. Gidiyorum. Burada bir tümsek var. Şu anda yaklaşıyorum. Şu anda hiç aydikiz aynasına bakmıyorum. Şu anda çok az bir pay kaldığını söylüyor. Yani dur çizgisine geldim. Dur çizgine geldiğiniz zaman arkada küçük bir pay kalıyor. Yani böyle bir karıştan biraz fazla. Böyle. Elferini çektim. Şimdi tekrar park konumunu aldım. Gördüğünüz gibi direkt hemen eski nerede kaldıysa oradan devam etti. DVD denemedim. Çünkü zaten SD kart var. Ayarlar menüsünü göstereceğim size. Burada ışığı açtığınız zaman otomatik olarak ekran kararıyor. Aynı bizim ışıklarımız gibi. Şimdi açıyorum ışığı. Gördüğünüz gibi gece modunda göz almıyor. Ama şöyle bir menüsü olsun isterdim ben. Gece çalışsın fakat ekran kapalı olsun. Böyle bir modu yok. Bu mod Cylon'da görmüştüm. Navimax diye daha düşük kalite bir marka vardı. Onda bile vardı. Fakat bunda yok. Keşke olsaymış. Şimdi buradan istersek elle de anlık olarak ekranı kısabiliyorum. İyice kısabilirim. Şimdi tekrar açayım. Burada ayarlarda ses ayarlar. Bu ses ayarı çok pratik olmuş. Şöyle. Ses ayarlığa basıyorsunuz. Ses dengesi. Sesin nereye basarsam otomatik oraya alıyor. Şimdi fark edeceksiniz siz de bunu. Sesi iyice bana yaklaştırabilirim, uzaklaştırabilirim. Çok pratik olmuş, bunu çok beğendim. Sesi ayarla dediğimiz şeyler ince ayarlar. Bunda çok uğraşmayı sevmiyorum ben. Burada arka ışık. Bu şu anda nerede ayarlarsam bu far açıkken nerede olsun, far kapalıyken nerede olsun diye bir ayarı. Farı açtığım zaman farklı. Farı açtığım zaman en düşüğü ayarlamışım. Farı kapattığım zaman en yükseği ayarlamışım. Yani bu en uygunun bu olduğunu düşündüm. Navigasyon yolu, farklı bir navigasyon kurmak isterseniz açıkçası çok anlamıyorum. Zaten en iyisi de Eagle olduğu için fazla kurcalamadım. Burada başlangıç arayüzü duvar kağıdı var. Burada zaten Honda'yı seçeceksiniz. Başkası biraz abes durur. Burada sistem duvar kağıdından rengini değiştirebilirsiniz. Daha önce siyah yapmıştım ben. Şimdi mavi yaptım. İkisi de uygun açıkçası. Arasında gidip geliyorum bazen. Burada çok fazla bir seçeneğimiz yok. Arttırılabilir mi onu da bilmiyorum açıkçası. Şimdi. Burada tarih ve saat ayarlama var. Onu bilirsiniz zaten. Direksiyon ayarlama. Bu direksiyon tuşlarını ayarlama. İstediğiniz tuşa istediğiniz şeyi atayabiliyorsunuz. Bu çok pratik olmuş. Ayarlaması da çok zor değil. Biraz kurcalayınca öğrenebiliyorsunuz. Bu otomatik düzeltme tuş ayarlarını tekrar kalibre edebiliyorsunuz. Aygıt ayarla, burada el frenini çekik olduğunda uyarı versin mi? Geri vitesi aldığınızda kamera direkt aktif olsun mu? Daha sonra geri vitesteyken müzik kapansın mı? Tuş sesi. Bu da RDS anahtarı dediği radyoyla alakalı bir şey herhalde. Bu tuş ışığının rengi, bu da güzel. Tuş ışığını istersek şurada yanan ışıkları gece modundayken beyaz, yeşil ve açık yeşil olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz hani klimanın yeşiline uygun, isterseniz göstergeye uygun beyaz, açık beyaz, maviye yakın bir tonda kullanabiliyorsunuz. O da güzel bir ayrıntı olmuş. Diğerlerinin çok bir şey yok. Analog TV zaten seçili olması lazım. Ve dil var. Ayarlar az gördüğünüz gibi. Bu ayarları Cylon markada ayarların çok daha detaylı olduğunu gördüm. Ben ama Cylon 1,5 milyarken bu alet 1000 lira civarında bir alet. Arasında öyle bir fiyat farkı var ama hız olarak, güç olarak çok iyi. Bunlar dışında daha soracağınız bir şey olursa forumdan sorarsanız cevap vermeye çalışırım. Söyleyeceklerim bu kadar. Ses kalitesini anlamanız için bir sesi açayım.
Yani olumsuz yönü var mı derseniz, olumsuz yön olarak bir iki kere navigasyon, video, SD kart arasında hızlı geçiş yaptığım zaman bir iki kere dondu, 30 saniye kadar tepki vermedi. Yani bunu Android telefon gibi böyle çok hızlı kullanmamak gerektiğini anladım. Biraz yavaş yavaş tepki vermek gerekiyor. Onun dışında olumsuzluğu ekranı tamamen kapatıp kullanmayı da isterdim. Yani bir zarar olmuyor. Ekranın düşük ışıktayken rahatsız etmiyor ama yine de isterdim. Yani aküden tasarruf edelim diye. Bizim arabaların aküsü biraz küçük olduğu için böyle bir keşke seçenek olsaydı. Onun dışında pratik kullanımı var. Beğeniyorum. Görüntü kalitesi, ekran çok iyi. Ve modern bir görüntüsü var. Ama yine şu görüntüyü de değiştirebilme olanağım olsaydı onu da beğenirdim. Keşke öyle bir seçeneğim de olsaydı. Bluetooth'unu da denedim. Daha önce söylemiştim. Bluetooth'ta ses biraz uzaktan geliyor ama net geldiğini söylüyorlar. Benim için ise sesi almak çok güzel. Tüm hoparlörden ses geliyor. Çok net duyuyorum.